Günaydın sevgili izleyiciler. Bir sağlık programı klasiği olan Çok Yaşa'dan hepinize merhabalar. Bugün yine programımızda harika konulara değineceğiz. Konumuz gençlik, sağlık, güzellik. Şimdi hepsi nasıl bir arada oluyor diyeceksiniz. Aslında hepsi bir arada oluyor. Sağlıklıysak güzeliz, kendimizi iyi, sağlıklı ve genç hissediyorsak da sosyal hayatın içindeyiz. Bu konularda özellikle ağrılar, eklemler, dizler bizim için çok önemli. İsterseniz hemen size stüdyodaki konuğumu tanıtayım. Ortopedi ve travmatoloji uzmanı doçent doktor Aydın Arslan bizimle birlikte bugün Çok Yaşa'da. Hoş geldiniz Aydın Bey. Hoş bulduk. Merhabalar Seren Hanım. Merhabalar. Yani açılışı şöyle yaptım. Gençlik, güzellik, sağlık evet. Bir bütün. Aslında evet. Biz bunları birbirinden ayıramıyoruz. Kesinlikle. Nasıl fitsek, ayakta sağlıklı ve iyi durabiliyorsak, cildimizin ışıltısı pırıltısı da, gözlerimizin güzelliği de ön plana çıkıyor. Aynen. Sizinle bugün bütün bu konulardan konuşacağız. Çünkü ortopedi ve travmatoloji uzmanı olmanızın yanında aynı zamanda tamamlayıcı tıpla da ilgileniyorsunuz. Evet. Ki tamamlayıcı tıp da primer tıbbın artık bir parçası değil mi? Bir ayrılmazı. Evet. O konuda da birçok sorum olacak. Ancak konuya dizlerden başlayacak olursak, görüyorum yanınızda da diz evet, maketleri maketleri var. De getirdik. Dizin anatomisinden ve diz kireçlenmesi, halk arasında biz kireçlenme diyoruz. Kireçlenmesinden biraz bahsedecek evet. Olursanız neler yani anlatırsınız? Sizin de bahsettiğiniz gibi aslında vücut bir bütün. Şimdi ağrısı olan birini güzelleştirebilir misiniz mesela, değil mi? Yani çok bir anlamı olmaz. O nedenle ilk önce biz devreye giriyoruz, ağrıları tedavi ediyoruz. Kesinlikle. Sonra size gönderiyoruz, güzelleştiriyorsunuz. Şimdi en çok görülen ağrı nedeni de ortopedik açıdan bizim gördüğümüz dizlerde. Neden? Çünkü yükümüzü taşıyor, vücudumuzun yükünü taşıdığı için. Bazen işte genetik yatkınlık, bazen ağır çalışma koşulları, bazen aşırı kilo alma gibi. Bazen de bazı rahatsızlıklar, romatolojik hastalıklar ya da başka evet. Hastalıklar nedeniyle dizlerde biz normalde olması gerekenden daha erken yaşlarda kireçlenme bulguları görüyoruz. Aslında evet. 70 yaşında birinde kireçlenme 70 yaşındaki bir diz şeklinde olabilir ama 50 yaşındaki birinde 70 yaşındaki birindeki gibi bir kireçlenme olursa bu sefer sıkıntılar orada başlıyor. Bizim, İşte bu önemli. Evet, evet. Yani bizim burada özellikle diz konusunu seçmemizin nedeni eklemin yükünü taşıdığı, hareketi sağladığı için, harekette sağlık için çok önemli bir faktör. Yani hareket etmeyen bir vücut, hareket etmeyen bir şey sağlıklı olabilir mi? Olamaz çok tabii doğru. Ki. Önce ağrıyı tedavi edeceğiz, sonra hareket ettireceğiz, sonra güzelleştireceğiz. Çok çok doğru. Özellikle Dünya Sağlık Örgütü'nün değil mi? Evet. Sağlık ve güzellikle ilgili tanımları var. Bu tanımların içinde ayakta olma, sağlıklı olma, kendi işini yapabilme, kendini yetebilme en önemli maddelerden, noktalardan bir tanesi. Evet. Ayaktaysanız, fitseniz, iyi bir duruşunuz varsa zaten güzelsiniz. Ha, tamam, diğer konulara da elbette ki değineceğiz. Yüzümüzdeki çizgiler, kırışıklıklar bunlar da elbette iyi görünmemizin evet. Ve iyi yaş almamızın bir parçası. Ama eklemlerden devam edecek olursak, o noktaya daha sonra geleceğim. Diz kireçlenme sebeplerinden şöyle kısaca biraz bahsettiniz ama onları açalım mı biraz? Evet. Ne yapıyoruz da biz, özellikle kendi yaptığımız hatalardan da bahsedelim. Evet, bahsedelim. Ne yapıyoruz da biz 70 yaşında ya da 60 yaşında olacak bir eklemi 40'da 50'de o hale getirebiliyoruz? Evet. Aslında en önemli sebebi, en önemli faktör genetik faktör. Kalıtımsal, ailemizden aldığımız genler, atalardan gelen genlerde eklemde bir dizilim bozukluğu varsa bu eklemdeki kireçlenmenin daha erken yaşta ortaya çıkmasına neden olabiliyor. Sebep olabilir. Evet. Bu konuda erken yaşta 20'li 30'lu yaşlarda dizlerinde ağrısı başlamış kişilerin çok uyanık olması lazım. Yani bunu işte önemsemeyip ya işte bir ağrı kesici alayım, biraz dinleneyim, geçer falan diye düşünmeden bunu mutlaka bir profesyonelle, sağlık profesyoneli, fizik tedavi uzmanı olur, ortopedist olur, bir pratisyen hekim olur, evet. Danışaraktan aile hekim olur. Evet. Mutlaka bunun önleminin alınması lazım. Tabii en önemli faktör genetik. Bunun dışında sonradan eklenen faktörler var. Bir kaza geçirdiniz, düştünüz, çarptınız dizinizi. Menisküste bir zedelenme oluştu ya da kıkırdakta. Yeterince tedavi almadınız. Oradan yavaş yavaş bir kireçlenme süreci başlıyor artık. Ya da çok kilo aldınız, kendinize dikkat etmiyorsunuz. Kaslarınız zayıfladı, spor yapmıyorsunuz. Düzgün beslenmiyorsunuz, proteinden fakir besleniyorsunuz, vitaminlerinize dikkat etmiyorsunuz,
meyve yemiyorsunuz, su içmiyorsunuz mesela. Bunlar da etken. Ya bizim tamamen evet. Yaş yönetiminde cilt güzelliği için saydığımız sebepler aslında evet. Eklemlerimizin sağlığı için de kesinlikle. Net bir sebep. Şimdi değiştiremeyeceğimiz faktörler var. Evet. Genetik var. Evet. Değiştiremiyoruz ama genetiğimize rağmen kendimizi daha iyi yaş alma konusunda destekleyebiliriz. Tabii ki, kesinlikle. Ya da işte düştüğünüz bir travma oldu. Tamam, bu da belki değiştiremeyiz. Bu da başımıza gelmiş bir aksiliktir, kazadır. Ama değiştirebileceğimiz faktörler var. Sizin bahsettiğiniz gibi. Evet. Beslenmeniz, kilo yönetiminiz, evet. Yaşam egzersiz. Modifikasyonları, yaşam şeklini değiştirebiliriz. Şimdi izleyicilerimize şu 30'larda, 40'larda biraz erkenden başlayalım evet. mı? Çünkü ilerleyen yaşlarda hakikaten egzersiz yapmak daha da zorlaşıyor. Azıcık gençlerle konuşalım şöyle. 30'larda, 40'larda nasıl egzersizler önerirsiniz? Bir kere egzersiz ve spor algısını düzeltmek gerekiyor. Hı hı hı. Çok böyle yarışmacı sporlar, böyle mesela fitness'a gidiyorsunuz ama çok böyle vücut yapmaya çalışıyorsunuz. Aslında bu eklemlere zararlı bir şey. Evet. Siz başka bir meslek yapıyorsunuz ama futbol oynuyorsunuz hafta sonu halı sahada. Çok hırslı oynuyorsunuz, birbirinizi sakatlıyorsunuz. Bu da aslında yanlış bir şey. Zaten profesyonel yapılan sporlar, yani eklemlere fazla aşırı yük bindirdiği için hı hı. o ayrı bir spor hekimliği konusu. Ama doğru. bir taraftan sizin profesyonel anlamda bir spordan bir kazancınız, geliriniz yokken sporu, egzersizi çok aşırı yüklenerek yapıyorsanız aslında bunun da fazlası biraz zararlı. Hı hı. Burada tabii kişinin kendini de tanıması önemli. Mesela yatkınlığı olan kişilerde yere çömelmek, bağdaş kurup oturmak, squat yapmak mesela zarar verebilir. Hı hı. Dizilin bozukluğu varsa dizinde, erken yaşta kireçlenmeye yol açabilir ama genel olarak fit bir vücuda sahip, dizilin bozukluğu yok, kireçlenmeye yatkınlığı yoksa gündelik bizim çok basit bildiğimiz germe egzersizleriyle başlayıp bazı kaslara yönelik, özellikle karın kasları çok önemli, bel kasları çok önemli. Çünkü yaşlanmamak için hareket etmek gerekiyor, evet. yaş almamak için. Ya da yavaşlatmak için dizler çok önemli. Dizin çevresinde kaslar var, dizi hareket ettiren. O kasları güçlendirmek, eklemin çevresini güçlendirmek, beli güçlendirmek, karnı güçlendirmek çok önemli. Eklemlerimize hasar verecek, onları yoracak evet. şekilde ağır sporlar yapmak yerine, evet. profesyonel sporcu değilseniz evet. tabii ki, onlar ayrı, onların meslekleri evet. değilseniz, hafif egzersizler yapmak, evet. yürüyüşler yapmak, evet. kas güçlendirici egzersizler ve esneme hareketleri evet. yapmak aslında daha doğru. Evet. Ama nasıl yapacağız? Hep yapacağız değil mi? Evet. Bunun düzenli da altını olarak. Çizelim mi? Yani evet. hep yapacağız, sürekli yapacağız. Evet. Bütün tedavilerimizde yaş almayla ilgili, iyi hissetmek ve genç kalmayla ilgili bütün tedavilerimizde bu tedavileri, tedavileri tekrarlayacağız. Egzersizleri ve yapmamız gereken iyi beslenme gibi konuları da tekrarlayacağız. Peki kireçlenme diyoruz ya, kireç var mı orada Aydın? Evet, bu aslında çok yanlış anlaşılan bir konu. Böyle bulaşık makinesinden hani böyle klasik bir görüntü vardır ya, işte kireç tutmuştur falan. Herkesin aklında öyle bir algı var. Bu kireci nasıl temizleyeceğiz? Bunu yıkayacağız mı? İşte kazıyacağız mı? Bu açacağız. Nasıl temizlenebilen bir şey mi? Ya da geri döndürülebilen bir süreç mi? Şimdi bizim tabii nadiren de olsa kireçlenme, gerçekten orada kalsiyum birikmeleri olabiliyor. Bazen öyle hastalıklar da var ama gelen anlamda kireçlenme şu demek, yıpranma, işlevin bozulması. Yani yapının bozulması demek aslında. Ben şey örneğini veriyorum, tekerlek ve lastik örneğini. Böyle lastik havası inince diyorum menisküs yırtılması gibi oluyor. İşte kıkırdakların zayıflıyor. Sen bu havası inmiş lastikle gidersen tekerlek, araba gibi düşün. Bir süre sonra o lastik patlar, evet. paçavra olur, jant eğilmeye başlar. Tekerlek dönmeyecek bu sefer. O zaman da iyice kireçlenmiş oluyor. Bu tekerleği değiştirmemiz gerekiyor. O şekilde daha kolay anlıyor hastalarımız, böyle örnek vererekten. Ama o algıyı da düzeltmek gerekiyor. Farkındalığı aslında başlangıçta sağlamak gerekiyor. Evet. Çünkü birçok şeyin farkında olmuyor insanlar. Çok kireçlenme doğru. dediğimizde aslında kireç birikmesi olarak. Aslında eklemin içinde gerçekte nasıl bir sorun olduğunu evet. da yapısal bir problem paylaşmamız evet. lazım. Yapısal bir problem, bunun ne kadar düzeltilebileceğini, ne kadar engellenebileceğini çok açık bir şekilde paylaşmak gerekiyor. Çünkü çok büyük bir bilgi kirliliği var. Şunu içersen işte kireçler çözülür, bunu yaparsan geçer falan gibi. Ama ah, çok haklısınız. Evet, bunların çoğu tabii kulaktan dolma ve algıda seçicilik yapılarak böyle anlaşılan şeyler, bazen de yanlış yönlendirmeler olabiliyor. O nedenle doğrusunu anlatıp çözüm yolunu da koyduğunuz zaman insanların önünde, onun bir kabulleniş süreciyle insanlar o
hastalığı kabul ettiklerinde bu sefer çözüm daha kolay oluyor. Çok doğru. Beklentiyi ayarladığınız zaman, ne kadar çözebileceğinizi gösterdiğiniz zaman, o zaman daha başarılı sonuçlar elde etmiş oluyorsunuz. İşte bu noktada yine çok önemli bir başka belirtmemiz gereken, altını çizmemiz gereken konuda lütfen destek tedavilerde de olsa hekimlere, bu konuda çalışan uzman hekimlere başvurmalısınız. Şimdi tedaviden azıcık bahsedelim diyorum ama tedaviden, burada sizin de bu uygulamaları yaptığınızı bildiğim için, enjeksiyonlu tedaviler, yani hem destekleyici ve iyileştirici, hem de belki de cerrahiye gitmeyi geciktiren, belki de engelleyen tedavilerden. Neler yapıyorsunuz? Biraz bize bahseder aslında misiniz? Aslında bu tedavi yaklaşımında tıpta bir nosyon vardır. Dokun, önce zarar verme. Tabii. Evet, yani önce hiçbir şey yapmadan ben hastamı tedavi edebiliyor muyum? Yani hiç ona dokunmadan, konuşarak sadece anlatıyor. İşte ben şöyle yaşıyorum, şunu yapıyorum. Yani hayatında yaptığı yanlışları, eklem kireçlenmesine neden olacak ya da hızlandıracak problemleri ben ortadan kaldırdığımda sorun çözülecek gibiyse ilaç dahi vermiyorum. Yani ilk yaklaşım bu olmalı. Ama baktık biraz sorun ilerlemiş, müdahale etmemiz gerekiyor. O zaman tabii çok fazla ağrı kesici kullanılmasını önermiyoruz. Çünkü ağrı aslında bir alarm, yani biz de biliyoruz. Evet, mesela yangın alarmı çalıyor, ne yaparsınız mesela, değil mi? Yangını söndürürsünüz, alarmı kapatmazsınız. O alarmı çok kapatmamak gerekiyor. Çünkü biz ağrı kesicilerle özellikle bu inflamasyonu engelleyen ağrı kesiciler, yani iyileşme mekanizmalarını engelleyen. Bir çeşit ödem gibi ağrı yapıyor ama aslında orada bir iyileşme mekanizması var. Siz onu sürekli bastırarak. Bastırarak bu sefer kişinin bunun farkında olmamasına neden oluyorsunuz ve bu kireçlenmeyi aslında hızlandırıyor. Çünkü farkında olsa, ağrısı olsa dikkat edecek. Ağrısı geçtiği için dikkat etmiyor. Bu sefer dikkat etmeyince oradaki mekanik problem daha da ilerlemeye başlıyor. Bunların farkındalığını yaratmanız gerekiyor. Ondan sonra yapılacak işte bu daha supplement, işte destek diyoruz ya, destek tedavileri. Önce beslenmesini bir konuşmak lazım. Nasıl besleniyor? Yeterince su içiyor mu? Yani günlük alması gereken karbonhidratı, proteini, yağı alıyor mu? Vitamin açısından zengin besleniyor mu? Biz kireçlenme hastası gördüğümüzde bir kere destekliyoruz. Çünkü normal kişilerden biraz daha farklı oluyor. Bir yılın mesela bir 3 ayı desteklemek gerekebiliyor. Kolajenlerle, glukozamin, kondroidin, sülfat, hiyaluronik asit, bazı vitamin kompleksleri. Şimdi yani, günümüzün en önemli konularından da bir tanesi kolajenler. Geldik kolajenlere. Tedavinin birinci basamağı hastayı desteklemek. Sonra gereken diğer enjeksiyonlu tedavileri, sonra tabii ki ihtiyacı varsa doğru teşhisle ameliyata, cerrahiye götürmek. Kolajenler artık hayatımızın her yerinde. Şimdi kolajenlerden bahsedince ben de çok bahsediyorum. Cilt gençliği, cilt güzelliği, saç, tırnak, bunlar çok önemli. İyi genç ve iyi görünmemiz, ama eklemlerimiz de sağlıklı ve genç olmalı. Kıkırdağımız da iyi olmalı ki biz o iyi ve genç görüntüyü bir bütün olarak, bir beden olarak dışarıya yansıtabilelim. Kesinlikle. Kıkırdak doku için, eklemlerimiz için kolajenlerin yeri, kolajenlerin değeri nedir? Evet, biz kolajenleri kullanıyoruz çünkü bilimsel olarak kolajenlerin, özellikle kolajen hidrolizat tip 1-2-3 kolajenlerin kullanılmasının hem eklem yapısında, hem kemik yapısında, hem kas yapısında, damar yapısında, vücudun her yerinde, cilt altında, her yerde dokunun gerginliğini artırdı, dokuyu iyileştirdiği, sağlamlaştırdığı gösterilmiş aslında. Evet. O nedenle kolajenleri belli ölçülerde hastadan hastaya tabii değişecek şekilde uyguluyoruz. Şimdi tip 2 kolajen daha çok işte kıkırdak kolajeni olarak bilinir ama bence ben onların tamamını veriyorum. Çünkü eklem bir bütün orada, cilt altından başlayıp bağ dokular, kapsül, işte minisüsler, eklem sıvısı, yani bir bütün orası. Sadece tip 2 kolajen değil. 3 tip kolajeni verip yanına eklem ağrısı varsa bir glukozamin verip bir kondroidin sülfat verip desteklemek. Biraz da vitamin vermek, omega 3 mesela çok önemli. Kalsiyum, D vitamini. D vitamini çok, bu testlerde siz de görüyorsunuzdur. Çok düşük çıkıyor bizim Türk halkı. Çok düşük çıkıyor, evet. Evet, birazcık desteklemek gerekiyor. Çünkü bu vitaminler ve tamamlayıcı destek tedavide kullandığımız işte kolajenler ve diğer vitaminler birlikte çalışıyorlar hücre içinde. Tabii ki. Yani hastamızın bazen atladığı, işte komşusundan duyup kullandığı, ama iş iyi olmadı, ben bir şey görmedim dediği konu bu. Evet.
aslında kalsiyum, D vitamini, C vitamini, tip 2 kolajen, bunların hepsi hücre içinde mekanizmada birlikte çalışıyor ve yeni kolajen üretimini desteklemede ya da yıkımını azaltmada bir arada ve yeterli düzeyde olduğu zaman işe yarıyor. Kesinlikle. Burada ne yapacağız? Şimdi şu soru çok geliyor ya. Ne kullanacağız biz? Ne içeceğiz biz? Tamam, onu siz öyle karar vermeyeceksiniz efendim. Bir uzmana gideceksiniz, hekime danışacaksınız. O sizin tahlillerinize, değil mi, tedavinize bakarak bu destek tedavileri, önce tamamlayıcı tedavileri planlayacak. Böyle destekler vermeden önce ben bir kan check-up gibi bir şey yapıyorum, mutlaka, görüyorum. Tabii ki. Çünkü D vitamini seviyesini görmem lazım orada. Vitamin seviyelerini, karaciğerde, böbrekte bir şey var mı? Yani bir check-up gibi bir şey tabii de aslında ki yapmak lazım. Süremiz kısalıyor. Şimdi canlı yayın olunca böyle çok uzun konuşmak evet istiyorum. Çünkü çok merak edilen evet konular bunlar. Kolajenler sadece cildimize değil, tüm vücudumuza, evet, bağ dokusuna, eklemlere, her şeye gerekli. Yeterli miktarda doğru ürünü hekiminize danışarak kullanacaksınız. Enjeksiyonlara gelelim, evet, cerrahiden önce. Kök evet hücre, evet, PRP. Evet. Var şimdi evet, böyle çok işte. Çok var. İşte hyaluronik asit, biyometrik evet peptit içeren kolajen, evet, ham maddesi, enjeksiyonlar. Bunları evet neye göre seçiyorsunuz? Bize biraz bahseder evet misiniz? Aslında kireçlenmedeki sorun eklemin mekaniğinin bozulması. Evet. Bir taraftan kıkırdağı ya da menisküsü tamir etmek için bir şeyler yaparken yükü azalttık. Eklemin içerisine bir şeyler yapmamız lazım. Hyaluronik asit kıkırdağın, menisküsün, bağların yapısında olan bir madde olduğu için onları da biraz içeriden beslemek gerekiyor. Kolajenler peptit şeklinde enjeksiyonlar yapılıyor. PRP tedavisi kişinin kendi kanından elde edilen bir tedavi. Kanımızın içerisinde büyük bir potansiyel var aslında. O potansiyel buralarda dolaşıyor ama dizimize gitmiyor. Biz de onu alıyoruz, kanı. Onu konsantre ediyoruz, o potansiyeli çok güçlü bir şekilde onu oraya enjekte ediyoruz. Evet. Bu PRP tedavisi. Bir de kök hücre var. Aslında kök hücreler çok yüksek potansiyelli hücreler. Erişkin halde de var bizde. En çok işte embriyonik dönemde, o anne karnında gelişen dönemde, ama erişkinlerde de bazı dokularda gömülü şekilde kök hücreler var. Oraların iyileşmesini sağlıyor. Karın yağlı dokudan aldık, ayrıştırdık. Belli yöntemler var. Evet. Bazen laboratuvara götürüp ayrıştırıyoruz ya da çoğaltıyoruz. Onları da yine böyle konsantre halde zedelenen bölgeye enjeksiyon yapıyoruz. Proloterapi var. Eklemin çevresinden yapılıyor güçlendirmek için. Ya aslında çok fazla çeşit tedavi var. Bunların doğru hasta seçimi için bir karar verilmesi gerekiyor. Ameliyat gereken bir hastaya yaparsan hasta mutsuz olur. Ama ameliyatsız şekilde tedavi edilebilecek bir hastadır bu yöntemlerle. Ameliyat yapmak yanlış olur. Ya buna çok iyi karar vermek gerekiyor. Ben bunu annemde yaşadım. Şimdi evet annem de bizi izliyorsa oradan ekranın karşısından evet başını sallıyordur. Diz sorunu vardı, diz kireçlenme sorunu vardı ve yapılan artroskopiye göre de birkaç yıla kadar proteze gidebilir dendi. Evet. Ancak sizin bu anlattığınız tedaviler o kadar iyi bir hastadır ki. Onlara böyle güzelce anlattık. Beslenme düzeni, evet, zaman zaman doğru şekilde kullandığı takviyeler, evet, eklem içi uyguladığınız enjeksiyonlar, evet, PRP ve benzeri ve düzenli yüzmek sanırım evet üzerinden 15 sene geçti. O halinden daha iyi. Çok güzel. Bu mümkün evet mü? Mümkün tabii. Ben yaşadığım için mümkün. Mümkün tabii ki. Evet. Biz de bunları görüyoruz. İnsanlarda çok büyük bir umutsuzluk oluşuyor. Hı-hı. Ağrı gerçekten hı-hı çok zor bir durum. Bazen muayenehaneye giriyorum, hastayı görüyorum, gözler gitmiş, yani uykusuz kalmış belli. Ağlamış belki sabaha kadar ağrıdan dolayı. Öyle insanlar var, evet, diz kireçlenmesinden evet dolayı. Şimdi bu insanın sağlıklı olmasını bekleyebilir misiniz? Çünkü stres hormonları artacak. Bir umutsuzluk, yani her şey beyinde bitiyor. Doğru. Hormonal denge bozuluyor. O hayatını da etkiliyor tabii. Daha sağlıksız bir insan oluyor. Ama siz ağrısını geçirdiğinizde, hareket etmeye başladığında, yüzdüğünde mesela, yüzme çok güzel bir spor. Biz onu herkese öneriyoruz. Çok stilli yüzmeyi bilmenize gerek yok. Suyun içine girin, nasıl yüzebiliyorsanız hareket edin suyun içerisinde. Şimdi herkese stilli yüzeceksin falan, yani öyle bir imkanımız da yok. Ama gerçekten yüzme yer çekimini kaldırdığı için ortadan, dize yük binmediği için diz kireçlenmesinde çok önerdiğimiz bir spor. Yani hepsini birlikte yaptığı için de tabii ki gençleşmiştir ama genetik de belli yani sizden. Teşekkür ederim ama hakikaten Türk kadının da çok ciddi evet bir sorun. Bu genetik önemli ama belli yaşlardan itibaren doğru egzersiz yapmamak ve eklemleri yanlış kullanmak da herhalde bizi biraz bu noktalara evet getiriyor. Yanlış yönlendirmeler. Mesela spor salonlarında çok rastlıyoruz. Hocalar hep genç. PT'ler, personal trainer, yani birebir ilgilenenler çok zorluyorlar kişileri.
çok zorlama yapmamak lazım. Yani ağrı aslında bir sinyal. Bu ağrı varsa o sıkıntı durmak yaşıyor. Lazım. Durmak lazım. Üstüne gitmemek lazım. Hani çivi çiviyi söker mantığı yok burada. Daha da kötü çok, olur. Çok çok doğru. Peki şimdi bunların hepsini bir arada yapmak lazım. Doğru vakaya da ihtiyacı varsa elbette ki doğru kararla cerrahi uygulamak lazım. Bu konu böyle uzar, çok keyifli ve güzel bir konu. Son 5 dakikada ben de biraz kendi konumdan bahsetmek istiyorum izin verirsen. Ben de merak ediyorum. Çünkü o kadar birbirini tamamlayan konular ki gençlik, güzellik, sağlık deyince görüyorsunuz sevgili izleyiciler. Bütün meslektaşlarımla aslında puzzle'ın parçaları gibi birbirini tamamlıyoruz. Güzellik sadece cildimizin kırışıklıklarının azalması, sadece lekelerimizin olmaması ya da yüzümüzün daha gergin olması ile ilgili değil, sağlığın bir parçası. Öyle güzel söyledin ki ağrısı olan bir kişinin zaten bize gelmesi mümkün değil. Bizim vakalarımız, bizim hastalarımız sağlıklı, ağrısı olmayan, kendini iyi hisseden kişiler. Dolayısıyla önce ağrısı varsa sizinle beraber oluyorlar. Sonra bizimle beraber oluyor ya da bir arada takip ediyoruz bu durumu. Ben de bugün sizlere 10 yaş gençleşme protokolümden bahsedeceğim. Aslında çok benzer şekilde bahsedeceğim çünkü 10 yaş gençleşme protokolü de birden fazla tedaviyi, birden fazla uygulamayı hastamızın yaşantısına sokmaya çalıştığımız bir beraberlik. Nasıl beslendiğiniz, kendinize nasıl baktığınız, cildinize nasıl baktığınız, o zamana kadarki yatırımlarınız bizim için çok değerli. Genetik önemli ama emin olun genetikten daha fazla önemli olan bir şey var ki yaş yönetimini doğru yapmak. Klinik çalışmalara göre genetik cilt gençleştirmede %40, daha sonra yapılan doğru uygulamalar %60. Yani bu şu demek oluyor. Genetik olarak hani birini gördüğünüz zaman çok iyi gördünüz o hanımefendi ya da beyefendiyi. Tabii aynı. Evet. Yani konular aynı aslında. Evet, aynı. Bir hanımefendi ya da beyefendiyi görüyorsunuz. Diyorsunuz ki aa ne kadar güzel. Genetik. Öyle değil işte. Her şeyi genetiğe bağlamayacağız. Evet. Genetik önemli. Ancak genetiğinize rağmen kendinizi yıprattıysanız ve iyi davranmadıysanız o zaman 50 yaşınızda 70 yaşındaki bir dize ya da cilde sahip olabilirsiniz. 10 yaş gençleşme protokolünde 3 adım var ki seneler önce kitabımda da aslında son sayfada 10 yaş gençleşme protokolünü yazmıştım. Daha sonrasında yıllar içinde de bu konuyla ilgili pek çok programda, konuşmada, sohbette aynı konuyu tekrarlamış oldum. 3 adımımız var. Birinci adımımız ameliyatsız yüz germe. Nedir bu? Ameliyatsız yüz germe özellikle enerji bazlı cihazlarla yaptığımız germe toparlama. Şimdi her şeyi cerrahi olarak değil mi son adım elbette ki ya da bazen ilk adım ama böyle yapmak istemediğimizde bu bir alternatif değil. Öyle yapmak cerrahiye gitmek istemediğimizde ya da erken yaşlardan başladığımızda ameliyatsız yöntemlerle de cildimizi daha gergin daha iyi gösterebildiğimiz cihazlarımız var. Bunların başında ultrason tedavileri geliyor. Son dönemlerde bizim çok elimizi güçlendiren ultrason, yüksek frekans ultrason tedavileriyle cildin altındaki bağ dokusunu germek, toparlamak mümkün. İkinci adım cilt yenileme. İşte burada konumuz kolajenler. Evet. Cildimiz ne kadar gergin, parlak, ışıklı ve güzelse yaptığımız tedaviler o kadar doğal ve estetik olacaktır. Ve üçüncü adım yüz şekillendirme. Yüz şekillendirmeden kastettiğimiz yaşla birlikte yüzümüzdeki problem oluşturacak noktaları ilerleyen yıllar açısından geriye çekmek. Ne demek bu? Eğer volüm kaybımız varsa doğru şekilde o volüm kaybını yerine koymak. Eğer mimik hareketleriyle, dinamik kırışıklıklar diyoruz biz ona, kaslarımızı fazla kullandığımız bölgeler varsa onları kontrol altına alarak ilerleyen yıllarda o çizgilerin fazla olmasını azaltmak, geciktirmek. İşte bu üç adımı doğru şekilde, doğru sıralamayla ihtiyacı olan hastalarıma tabii ki kişiye özel planlayarak germek toparlamak, cilde destek olmak ve yeniden şekillendirmek adımlarıyla uyguladığımda istediğimiz şey yani doğal bir gençleşme süreci ortaya çıkıyor. Ama bitiyor mu? Hayır. Bu tedavileri belli aralıklarla ve sizin de bahsettiğiniz takviyeler, beslenme, kendine özenme, hayattan, var olduğundan mutlu olma ve iyi hissetme, tabii ruhsal tarafları da var. Hepsini bir arada düzenli şekilde yapmak gerekiyor. Doktor Bey çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Siz de çok güzel özetlediniz. Yani, evet, biraz özet oldu. Sağlık, güzellik, estetik bir bütün. Sağlıklı ve iyi olabilmek adına yaptığımız tedavileri hastalarımıza böyle her programda
tek tek açıklamaya devam edeceğiz. Katıldığınız harika. İçin çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sevgili izleyiciler, önümüzdeki hafta saat 10.30'da Haber Global ekranlarında olacağız yine. O ana kadar, o zamana kadar kendinize çok çok iyi bakın, sağlıkla kalın, çok yaşayın.